Çocuklarıyla anne babalar cinselliği neden konuşamazlar? Bu konuya biraz değinmek istiyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? İşte tam da belki onlar kendi çocukluklarında bu konu konuşulmadığı için çok ayıp, günah, yasak bir şey olarak yaşandığı için hani kendi belki cinsellikle ilgili hakikaten çoğu zaman konuşmak çok zor olur onlar için de, anne babalar için de bu çok kötü bir şeydir. Ya da dediğim gibi nasıl baş edeceklerini, belki çocuktan gelecek soruları nasıl cevaplayacaklarını bilemeyebilirler. Burada hani uygun bir şekilde nasıl, çoğu zaman da anne babalar nasıl konuşacağız, nasıl konuşacaklarını bilmedikleri için de konuşamayabilirler. Aslında ne anlatacağız? Konuşmamaları, yani anne babanın cinsellikle ilgili hiç konuşmaması, çocuğa sanki hiçbir mesaj vermezmiş gibi düşünebiliyor anne babalar. Aslında bu çocuk bir mesaj veriyor. Ne anlıyor? Çocuk anne baba cinsellik hakkında hiç konuşmuyorsa veya televizyonda gördüğünde direkt kanalı değiştiriyorsa bir öpüşmeyi, yani bir sevişmeyi. Bu çocuğa ne gibi mesajlar verir? Yani aslında hiç konuşulmayan bir şey, yok sayılan bir şey, işte aslında en zoru odur yani. En yasak, konuşmak bile yasak. Hani bir şeyi siz konuşabilir hale getirdiğinizde biraz daha kabul etmiş oluyorsunuz. Yani konuşulmayacak kadar ortada olmayan bir şey tabii çok yasak bir şey oluyor çocuk için. Ama bir yandan da çocukların çok merakı daha da artıyor bilmedikleri için. Hani bunu konuşmamak şöyle bir şey değil. Hani biz konuşmadığımızda çocuk bunu hiç fark etmiyor, keşfetmiyor değil. Dediğiniz gibi televizyondan, arkadaşlarından, toplumdan birçok mesajlar geliyor. Çocuk fark ediyor, cinsellik diye bir şey var. Ama evde anne baba bunun asla lafını bile açtırmıyor. Çocuk için çok kafa karıştırıcı bir şey tabii bu. Bu kadar hiç konuşulmaması ve anne baba için de demek, yani hiç konuşulmaması. Yani çok o konuyla ilgili belki kendi tabuları, kendi ön yargıları, kendi kaygıları çok devreye giriyor demek.